Dün gece yaşadıklarımızdan sonra artık eminim. Kesinlikle büyü var. Kızımın yaşadıkları da acaba büyüden mi ki? Yani olabilir. Yani büyü de bir nevi enerjisel bir durum. Ama biz önce Elif'in bilinçaltını bir temizleyelim. Daha sonra size bakalım bence. Eğer üzerinizde gerçekten dediğiniz gibi bir büyü varsa... ...bu konuyla alakalı çok yakın bir tanıdığım var. Ondan yardım isteyeceğim. Yeliz Hanım, dün gece siz banyoya gittiniz, kapıdan geldiniz. Mutfağa su almaya gittiniz, banyodan çıktınız. Bu nasıl bir durum Yeliz Hanım? Lütfen bizi bundan kurtarın. Kimden yardım isteyeceksiniz? Ne yapacaksanız yapın. Siz hiç merak etmeyin. Sizden sadece benim komutlarıma uymanızı isteyeceğim. Bu şekilde hem yaşadıklarımızın nedenini öğreneceğiz... ...hem de net bir netice alana kadar lütfen ne olursa olsun evden dışarı çıkmamanızı rica edeceğim. Ne olur Yeliz Hanım, ne gerekiyorsa yapın, ne olur. Elif, şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Evet. O zaman sadece benim dediklerimi yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. O zaman başlayabiliriz. Şimdi gözlerini kapat. Derin derin nefes al. Ver. Al. Ver. Beynine odaklan. Beyninin seni götürdüğü yere git. Elif, ben şimdi neredeyim? Beni duyabiliyor musun? Evet. Uzak bir yerdesin. Peki sen neredesin Elif? Hiç bitmediğim bir yerdeyim. Yürü sana. Peki ne var orada Elif? Anneannem uyuyor. Tamam. Ama artık uyanması lazım. Hadi. Git ve onu uyandır. Banyodan ses geliyor. Banyoya git. Senden haber bekliyorum o zaman. Hadi görüşürüz, bay bay. Nedir durum Yeliz Hanım? Ne yapacağız şimdi? Elif, hadi sen biraz uyu bir tane.
Muzaffer Bey, sizin yaşadıklarınız için söylemiyorum ama Elif'in anlattıklarına göre doktorunun dedikleri doğru olabilir. Nasıl yani? Kızım deli mi? Tabii ki hayır. Ama doktorun söylediği buydu. Muzaffer Bey, şizofreni ve akıl hastalığı aynı şey değil. Elif Hanım, benim kızım gözümün önünde her geçen gün biraz daha eriyor. Aynı şeyleri biz de yaşamaya başladık. Ne olur yardım edin. Bu halüsinasyon mudur, reenkarnasyon mudur, ne diyorsunuz bilmiyorum ama yardımcı olun. Bize büyü yapıldığı kesin. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz? Yeliz Hanım, siz de buna şahit oldunuz. Banyoya gidiyorsunuz, kapıdan geliyorsunuz, mutfağa gidiyorsunuz, banyodan çıkıyorsunuz. Bu nedir Yeliz Hanım? Ben kafayı yiyeceğim. Muzaffer Bey, eğer size yardımcı olmamı istiyorsanız lütfen bana her şeyi anlatın.